Herkese iyi akşamlar kızlar, geldim ben. Çarşambayı da bitirip geldik. Her gün böyle başlıyorum güne. Pazartesi de bitirdik, salıyı da bitirdik. Çarşambayı da bitirdik çok şükür. Eve geldim. Yaklaşık bir yarım saat falan olmuştur. Öyle biraz Çınar'la falan oynadık. Hemen üstümü başımı değiştirdim. Direkt mutfağa attım kendimi. Gelirken de bir BİM'e uğradım. Hemen aldıklarımı göstereyim size. Bu arada siz de inşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır umarım. Allah'a şükürler olsun. Bizler iyiyiz. Bir tane tuvalet kağıdı aldım böyle 16'lı. Sonra bir tane diş macunu aldım. Sensodyne'in, seviyorum ben Sensodyne'in diş macunlarını. Sonra bir tane şundan aldım Çınar Bey'e. Bir tane süt. Biliyorsunuz günlük süt veriyorum zaten. Sonra şöyle küçük dondurmalardan aldım. Şunu hemen bir dolabı koyayım. Tamam, kurtardım. kurtardım. Evet. Süt. Evet, süt. O senin sütün. Sonra böyle ikili diş fırçası aldım. Bunu da ben genelde BİM'den alıyorum. Çünkü zaten ayda bir değiştiriyoruz. Hayır. Senin fırçaların içeride. Bak. Bak baba sana ne almış bak. Bir tane şöyle ice tea şeftali aldık. Fırçayı göstermiştim zaten. Sonra hatırlarsınız belki. Geçenlerde de göstermiştim. BİM'den şöyle bir küçük bir parfüm almıştım. O kadar güzel ve kalıcı kokuyordu ki size anlatamam. Hani minicik zaten 20 mililik. 10 lira falan gibi bir fiyatı var. İçer mi? Aynı kokuyu bulamadım daha önceki aldığımdan. Ama bu da fena değil. Ferah kokuyor yani. Hani minik ama tam bir çanta boyu. Çok sevdim gerçekten. Şunu şuraya alayım. Çınar Bey görmesin. Sonra birkaç tane şunlardan aldım. Bir tane şundan aldım. Sonra bir tane de yoğurt aldım. Bu aralar yoğurt mayalamıyorum. Mayalayamıyorum daha doğrusu. Yoğurt. Öteki aldığım yerden hani biliyorsunuz 5 kilo alıyordum ve hani o bana çok fazla gelmeye başladı. Yarı yarıya da hani alacak kimseyi bulamadım. Şimdi bizim şurada bir kahvaltıcı var. Orası da getiriyormuş. Kayınvalidem oradan alıyormuş. Çok memnunmuş. Hayatım bunu da koyar mısın? Sanırım ondan alacağım ama hani adımı yazdırmam lazım. Öyle hani sürekli elinde yok. Kaç kişi istiyorsa o kadar getirtiyormuş. O yüzden daha almadım. Çınar gel merhaba diyelim ablalara. Gel. Gel bunu bırak şimdi. Bırak merhaba diyelim. Lidonas diye yerde. Evet, Lidonas diye yerde. Buradaymış. Merhaba de ablalara. Merhaba. Lidonas. Tamam ha. Ama öyle merhaba diyemezsin. Onu çıkar ağzından merhaba de. Söyle. Merhaba de. Merhaba desene. Çok güzel. Çok güzel. Lidonas. Lidonas çok mu güzel? Merhaba ablaları. Merhaba abla. Ablalar merhaba. Bir de Ayşe teyze de Çınar. Ayşe teyze. Dün Leyla teyze dedirdim. Leyla Ayşe ablacığım da demiş ki Leyla ne olur bir kere de Ayşe teyze desin teyze, demiş. Leyla teyze. Ayşe teyze de dedik de değil mi? Abisi. Ayşe teyze merhaba de. Eda abi. Ayşe teyze merhaba. Coca-Cola. Lipolaistiyim ben ama. Coca-Cola. Al sen bunu. Al. Geç içeri anneciğim. Kinder Joy. Kinder Joy'u görmesin dedim ama göz. Ama bunu dolaba koymamız lazım. Çok erimiş çünkü. Kinder Joy. Tamam iyi al götür baba versin. Kinder Joy. Güya sakladım arkaya ama çocuğu kucağıma alınca gördü tabii. Neyse yemek yiyeceğiz. Şuraları bir toparlayayım. Ondan sonra yemek hazırlarız. Yemeğim var. Sonra da ne yaparız bakalım. Görüşürüz yine. Kızlar soframı hazırladım yine. Yine salata yaptım. Aynen havuçlu, salatalıklı ve yeşil. Yeşil marul değil tabii ki bunun adı. Kıvırcık. Makarnamız var. Semizotunu Defne yemiş. Kayınvalidem kendine yeşil fasulye yapmış. Bu kadarcık da bize bırakmış.
Onu Hakan'la yiyeceğiz şimdi. Bugünkü menümüz bu şekilde oldu. Bize afiyet olsun. Çınar, yaramazlık mı yapıyorsun? Yaramazlık mı yapıyorsun? Fırını açtın. Kapatır mısın? Kapat bakayım. Afiyet. Kızlar, yemeğimizi yedik. Mutfağımı toparladım. Şimdi çaya Derya gelecek. Çaya gelecek dedim. Çay koymayı unuttum. Şu kettle'a bir su koyayım bu arada sizle konuşurken. Ben de hemen yanına, çayın yanına bir kek çırpayım dedim. Dün mü konuşmuştum? Canım da kek istiyor diye. Hemen böyle evde olanlardan şöyle bir uydurmasyon kek yapacağım. Kakaolu yapacağım. Bildiğimiz kek ama yine göstereyim size dedim. Bir su bardağı şekerim var. Bir su bardağı süt. 3 tane yumurta. Kabartma tozu, vanilya. Kakao kullanacağım demiştim. Bir su bardağı da sıvı yağ kullanacağım. O burada. Bir daha bardak kirletmeyin dedim. Tabii ki bildiğimiz kek. Önce yumurtayla şekeri çırpacağım. Kekin hepsini kakaolu yapmayacağım. İkiye ayıracağım. Bir kısmı kakaolu, bir kısmı sade olacak. Bakayım eğer şey varsa, limonum varsa içine birazcık da limon ekleyebilirim. Şekeri de attım. Şöyle göstereyim. Biraz yamuk oluyor galiba ama şöyle yaparsam bence tam olacak. Bunlar güzelce çırpıldı ve köpük köpük oldu. Sonra sırayla sütünü ekleyeceğim. Sonra sıvı yağını ekleyeceğim. Kararı ekliyorum. Yani normal kek kıvamına gelene kadar ekleyeceğim onu. Damlayı kırıyor şuradan. Sinir oldum. Bir kaşık daha koyup çırpayım. Ondan sonra bakayım kıvamına. Gelmeden onlar pis mi dedim. Uğraşmayayım diye yani. Bunu
Kalıbımı yağladım bu arada. Bunu kalıbıma dökeceğim. Kalıbıma döküyorum. Döktüm. Dondurma. Sonra kalanın üzerine kakaoyu dökeceğim. Dondurma. Babadan isteyebilirsin. Ne istiyorsun oğlum? Bir paketin hepsini koydum. Güzel oluyor. Al bakalım. Allah Allah. Böyle koyalım. Bunu da atalım buraya. Hemen bir spatula alıyorum. Sonra geliyorum. Sonra kakaoyu da bunun üzerine geçiriyorum. Geçiriyorum, döküyorum. Bu kadar güzel bir koku var ki şu anda. Çiçekler dondurma beğenmedi herhalde. Ne oldu anneciğim? Derece. Ben içine 170 ile 180 arasında pişiriyorum. Tamamdır. Şunu da buraya sıyıralım. Ondan sonra bunu da buradan sıyıralım ve böyle yapalım. Ne oldu anneciğim? Neden bir şeyden memnun olmuyorsun sen ya? Sonra şöyle karıştırıyorum. Bence oldu. Hemen fırınıma atayım bunu. O sırada da ben çayımı demledim. Ne oldu anneciğim? Alttaki hani dolaplardaki tepsi koyma yerleri var ya. Oraya hep başka şeyler koyduğumuz için şuralar yanar. Hep fırının içinde saklıyoruz tepsileri. Ben şimdi kekimi fırına atıyorum. Yaklaşık bir yarım saat falan. Tamam oğlum, vereceğim. Bir dakika bekle. O orada pişsin, ben de çayımı demleyeyim. Kızlar, kekim pişti. Şahane gözükmüyor mu? Hakikaten. Çok da güzel kokuyor. Şu kakaonun kokusunu size anlatamam. Çok da güzel pamuk gibi olmuş. Kekim hazır. Çayım demini aldı. Almamış. Almak üzere. Ama Derya Kuş hala gelmedi. Kızlar da oradalar. Defne ile Beren. Beren zaten, Defne bugün voleybola başladı. Beren'le birlikte. Çıkışta direkt Derya'lara gittiler. Yani saatlerdir oradalar ama hala birbirlerine doyamadılar. Vallahi kekim çok güzel gözüküyor. Birazcık içini çeksin. Ondan sonra dilimleyeceğim. Kızlar, buradayım. Şimdi bu
daha önce mutfak kapladığım şeyi çok sordunuz. O böyle boy boy satılıyor. Ben bunun 1.20 olanını aldım. Şurası çünkü tam böyle 1.22 falan gibi bir şey geliyordu. Onu çıkardım şimdi kutusundan. Deryem geldi. Şimdi hemen yapacağız bunu. Şöyle cam sil değil bu. Dibine çok az bir şey cam sil vardı. Su doldurdum içine. Şimdi buraya fıs fıs yapacağız ve bunu yapıştıracağız. Bu kadar basit olacak. Şimdi yapalım. Ve nihayet artık bu duvarımda bembeyaz oldu çok şükür. Şöyle. Ya bu küçücük yer bizi çok uğraştırdı ya. Şu dolabın hemen şuradaki bir demir çıkıntısı var. Ben orayı hesaplamadan 1.20 olarak ölçtüm ve dedim ki hani tam buzdolabının birazcık işte içine doğru girecek. Aa çok güzel olur falan demiştim ama keşke bir metre alsaymışım. Çünkü orada bir ikiye katlanma oldu. Yani o kadar uğraştırdı ki size anlatamam. Şuradan şöyle yamuk gitti, oraya tekrar ek yaptık falan. Ek yaptığınız zaman Allah'tan hiç belli olma gibi falan bir durumu olmuyor. Zaten altında bol suyla yaptığınız için hatta yakından göstereyim size. Altına böyle bol su sıkıyorsunuz. Çünkü bu yapıştığı zaman bir daha kalkmıyor. Ama mesela şöyle kabarcıklar oluyor görüyorsunuz. Bunlar iyice altındaki su kuruyana kadar hani birkaç gün sonra gitmiş oluyor yani. Yeter ki böyle bir kırışıklık olmasın. Hani mesela şunlar gidiyor yani bunlar hiç şey olmuyor. Hatta şöyle yapa yapa bile onları ortaya getirebilirim. Tam bu işte fayansın aralığını ama hiç gerek yok. Çünkü zaten burası dediğim gibi geçiyor yani. Mesela bunları yakından göstereyim. Bunlarda hiç öyle bir şey yok gördüğünüz gibi. Böyle işte. Dediğim gibi küçük yerdi ve küçük yer olduğu için aşırı sıcak. Benim mutfağım zaten sıcak oluyor. Bir de üstüne kek yaptım. Fırının sıcağı. Çay var ocakta. Gerçekten fenalardaydık yani. Orayı yaparken çekemiyoruz. Çünkü hani bir merdivende ben varım. Diğerinde Derya var. Hani iki kişinin işte karşılıklı böyle sürekli hani işte sile sile düzelte düzelte inmesi gerekiyor aşağı. O yüzden hani hiçbir şey gözükmüyor yani. Ama bitmiş oldu. Bir tek şu köşe tarafı yani orası hiç gözükmüyor ama yine yaparım ben orayı. Hani kimse göz yani kimse görmese de ben içim rahat etmez. O yüzden orayı yapacağım. Bir de şuradaki şu siyah boru var ya orayı yapayım diyorum ama bilmiyorum bakalım. Yani parçalar kaldı artık onlar ufak ufak yapılır yani. Neyse vallahi yoruldum. Saati de 12.30 yaptım. Artık yavaş yavaş Çınar hala ayakta. Çınar'ı uyutmaya çalışayım inşallah uyursa. Ondan sonra ben de yatayım artık. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yine görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.